İnsan açlığa 60 gün, susuzluğa 6 gün dayanabilir. Peki ya nefes almadan insanlar ve diğer canlılar yaşamlarını sürdürebilir mi? Olağan yaşamı devam ettirmenin ilk unsuru nefes. Hava tüm yaşam için çok önemlidir. Soluduğumuz havanın kalitesi yaşamlarımızı doğrudan etkiliyor. Hava, su damlacıkları ile birlikte azot, oksijen, karbondioksit, azot oksit bileşikleri, su buharıyla az miktardaki argon, neon, metan gibi diğer gazlardan oluşur. Bu oranlar kaliteli havayı sağlar. Tüm bu gazlar ve oranları yeryüzündeki yaşamı desteklemeye yardımcı oluyor. Gazların herhangi birinin seviyesi değiştiğinde hava kalitesi doğrudan kötü yönde etkileniyor ve dolayısıyla tüm yaşam. Doğal yaşam sirkülasyonunda insan faaliyetleri ve insan kaynaklı tüketim faktörü yaşamamızı etkileyen çevresel baskının en temel sebeplerinden. Dünyada her 8 ölümden biri hava kalitesinin olumsuz olmasından kaynaklanıyor. Ülkemizde ve tüm dünyada hava kalitesini artırmak ve geleceğe sağlıklı bir dünya bırakmak için Türkiye hava kalitesini yükseltmek için çalışıyor. Hey portalı, hava kalitesi modellemesi, coğrafi bilgi sistemleri ve diğer bilişim teknolojileriyle birlikte hava kalitesi yönetimi için kullanılan araçları da içerecek şekilde hava emisyon yönetim sisteminin kapasitesinin geliştirilmesi. Güney İç Anadolu, Ege, Orta Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde 31 ildeki temiz hava eylem planlarının güncellenmesi. Kamuoyunda farkındalığı kullanılarak etkinliği artırılacak dış ortam hava kalitesini yükseltmeye yardımcı olan il düzeyinde emisyon azaltma stratejileri ve önlemler paketi. CityAir'la Türkiye genelinde seçilen 31 ilde hava kalitesi yönetiminde Avrupa Birliği'nde hava konusundaki iyi örneklerin hayata geçirilmesi ve uygulanması sağlanacak. Bu hedef doğrultusunda kamu bilinci oluşturma, geliştirme ile kişilerin kendi şehirlerinde yaşam kalitesini artırmaya teşvik edilmesi hedeflenmektedir. Proje süresince şu adımlar gerçekleştirilecektir. Kamuoyu anketi, hava yönetimi üzerine çalıştaylar, emisyon envanteri eğitimleri, hava kalitesi modelleme eğitimleri, CityAir kamu iletişimi, çocuklar ve yaşlılar gibi seçilen hedef gruplara yönelik özgün içeriklerin geliştirilmesi, genç nesile yönelik sosyal medya buluşmaları, risk gruplarına özel bilgilendirmeler, televizyon spotları, radyo spotları, açık alan iletişimi, temiz hava günü. Türkiye genelinde kamuya açık alanlar, okullar, üniversiteler, il ilçe belediyeleri, AVM'lerde saha etkinlikleri planlanmaktadır. Havamız temiz, havamız yerinde. CityAir.